Merhaba. Süpernova patlaması nedir? Dünyanın yakında yıldız patlarsa ne olur? Bu videomuzda bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Patlayan yıldızlara süpernova diyoruz ve güneş şimdi patlasa ışık hızıyla 8 dakika sonra dünyanın güneşe bakan yüzü buharlaşırdı. Şansımıza güneş patlayacak kadar büyük kütledi bir yıldız değil. Ama güneşten 5-6 ke kat kütleli yıldızlar ömrünü patlayarak tamamlıyor. İçlerinden biri yakınımızda patlarsa ne olur? Öncelikle süpernovanın kökenlerine bakalım. Evrende çok sayıda süpernova türü var ve bazı şartlar altında güneşimiz kadar küçük kütleli bir yıldız kalıntısı bile patlayabilir. Oysa genellikle güneşimizden 5-6 kat kütleli yıldızlar nükleer yakıtını bitirince kendi üstüne çökerek patlıyor ve dış katmanlarını uzaya saçıyor. Süpernova patlamaları yakın gezegenleri ve bu gezegende gezegenlerdeki yaşamı yok edecek kadar güçlü oluyor. Peki süpernovalar ne kadar güçlü ve dünyamızın yakınında bir yıldız patlarsa hayatta kalmak için gereken minimum güvenli uzaklık nedir? Bu soruların cevabını görelim. Sadece %10 patlama oluyor. Süpernovalar 400 milyar yıldız içeren Samanyolu boyundaki bir galaksiden daha parlak olan patlamalar buna karşın yıldız kütlesinin sadece %10'unu enerjiye dönüştürüyor. Bu da yıldızın dış katmanlarının patlamasını sağlayan 10 saniyelik bir nötrino not, not, akışı üretiyor. Kısacası Yıldızın çekirdeği çökerken dış gaz gaz katmanları o alttan o kadar ısınıyor ki yer çekimine rağmen genişleyerek dışa doğru patlıyor. Bu sırada yıldızın çökmesi birkaç milisaniye boyunca duruyor ve dış gaz katmanları 1044 Joule enerji emerek patlıyor. Böylece süpernovalar kısa süre içinde koca bir galaksiden daha parlak olabiliyor. İşte tam bu yüzden tehlikeliler arkadaşlar süpernova patlamasının ne kadar büyük olduğunu anlatmak için 1 kilovat saatin 3.6 milyon jul olduğunu söylememiz yeterli. Tipik bir süpernova ise 1044 jul enerji açığa çıkarıyor ve bunu neredeyse ışık hızında giden süper sıcak gazlarla uzaya yayıyor. Bu sırada yüksek frekanslı fotonlardan oluşan ölümcül X ve gamma ışınları da üretiyor. Bildiğiniz üzere bir tane uzay teleskobu da bu gamma ışınlarını patlamalarını kayıt eden NASA'ya ait bir uzay teleskobu da şu an Dünya'nın yörüngesinde arkadaşlar. Ve Gama ışın patlamalarını sürekli kayıt altına alıyor. Peki Dünya'nın sonuyla ilgili bir senaryo yapalım. Güneş patlasaydı ışık hızının saniyede 300 bin kilometre ile sınırlı olması ve dünyanın yıldızımıza ortalama 150 milyon kilometre ötede dönmesi nedeniyle patlamanın şok dalgası bize 8 dakikada ulaşırdı. Bu noktada dünyamız fırındaki ekmek gibi kızarır ve yer kabuğunun sıcaklığı güneş yüzeyinin 15 katına erişirdi. 86.580 derece. Bunun sonucunda Yer kabuğu ve okyanuslar buharlaşırdı ve patlama sırasında Güneş'in büyük kütle kaybına uğraması nedeniyle gezegenimiz yörüngesinden çıkarak uzayda kaybolurdu. Tabii ki Güneş'imiz asla patlamayacak ama en azından süpernova patlamasına çok yakınsak, dünyadaki hayatın bir anda yok olacağını anlamış bulunuyoruz. Radyasyon Riski Süpernova patlamalarının diğer bir tehlikesi de X ve gamma ışını yağmuru. Bunlar nükleer patlamaya benzer bir etki yaratarak canlı türlerinin DNA'sında mutasyonlara neden olabilir. Kanseri ve sakat doğumları tetikleyebilir. Aynı zamanda gezegenimizde iklim değişikliğine de yol açabilir. Bununla birlikte insan türünün tarihi boyunca Dünya yakınlarında süpernova patlamadı. 1987 yılında gözlemlediğimiz 1987A süpernovası Bizden 168 bin ışık yılı uzakta, yani galaksimizin dışında gerçekleşti. 413 yıl önce, bir önceki süpernova'yı modern e, astronominin kur, kurucularından Johannes Kepler, 1604 yılında gözlemledi. 20 bin ışık yılı uzaktaki süpernova, gece göğündeki tüm yıldızlardan daha parlaktı ve gece e, ve gündüz gözüyle bile görülebiliyordu yine de bildiğimiz kadarıyla dünyayı etkilemedi. Eski süpernovaların uzaklığını bilemiyoruz tabi ki. Birinci tip süpernova. Süpernovalar her ne kadar büyük kütleli yıldızların patlaması olarak biliniyorsa da küçük kütleli yıldızlar da süpernova şeklinde patlayabilir. Hatta küçük kütleli olanların meydana getirdiği süpernovalar daha parlaktır. Kütleleri 8 güneş kütlesinden daha az olan yıldızlar ömürlerinin sonunda bir kırmızı bir dev haline dönüşürler. Kırmızı dev safhasından sonra yıldızın dış katmanları uzaya püskürür ve kütlesi 0.6 güneş kütlesine eşit bir beyaz cüceye dönüşür. Eğer bu beyaz cüce üzerine yakınındaki büyük bir yıldızdan hidrojen bakımından zengin madde akışı olursa bu beyaz cüceyi patlayıcı bir karışıma dönüştürür. Beyaz cüce patlayarak parlaklığı 1 milyon güneş ışıklı güneş parlaklığına ulaşır. Bu tip patlamalara da nova denir. Evet arkadaşlar burada e, süpernovalarla ilgili bizi Einstein'ın teorileri kurtarıyor. En azından mecazi anlamda. Einstein'ın görelilik teorisine göre evrende hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez. Işık bile dolayısıyla bizden 30 ışık yılı uzakta Bugün bir yıldız patlasa tehlikeli radyasyonun bize ulaşması 30 yıl alır. Tabii ki teknolojik tekillik geldiği ve yapay zeka insan zekasını aştığı zaman inanılmaz teknolojik ilerlemeler kaydederek bu tehlikeye karşı önlem alabileceğiz. Ancak bugün süpernova patlasa bitkilerin tohumlarını depolarda dondurarak yer altına sığınmak ve yüzlerce yıl boyunda mağarada yaşamaktan başka bir şansımız yok tüm bunlardan sonra arkadaşlar sonuç olarak dünyamızın yakınında süpernova patlarsa ve bu patlamanın güvenli olmamız için bize en az 100 ışık yılı uzakta gerçekleşmesi gerekiyor. Bu uzaklığa radyasyon tehlikesi ve erken uyarı süreleri de dahildir. Buna karşın bir süpernovadan korunmanın tek yolu teknolojik tekilliğinin gelmesi ve bizler ancak en çılgın bilim kurgu hayallerimizi gerçekleştirecek kadar üstün bir teknolojiye eriştiğimiz zaman kendimizi süpernova felaketinden koruyabiliriz. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.